Bir kere bir sene öncesine göre çok farklı ekonomik şartlar geçerli şimdi. 7. O yüzden önce bir sakin olup ne olacağına bakmak lazım. Fabrikalar kapasitesinin çok altında çalışıyor zaten. Bu da maliyetleri artırıyor tabii. Bence bekleyerek hem zaman kaybediyoruz hem de para. Al. Sen. Yılbaşını bekleyelim hiç olmazsa. Yılbaşına kadar bekleyebiliriz. Ha? Değil mi? Haklısınız. Şey, yani bir şey yapmadan beklemek hem zaman hem para kaybı, evet. Sen ne öneriyorsun peki? Evet, bir sene öncesine göre çok farklı şartlarda olduğumuz doğru. Ama bu adaptasyonu sağlamamız için daha farklı alternatifler üretmek gerekiyor. Yani başka bir yerden bakmak. Mesela eskiden rakip olanlar günümüzde ortak olmayı düşünebilirler bence. Yani bir tesisi optimal düzeydeki bir üretimle işletmek, iki tesisi yarım kapasiteyle çalıştırıp fiyat rekabeti yaşamaktan daha ekonomik olur bence. Yani özellikle böylesi bir dönemde, talebin daraldığı böylesi bir piyasanın içinde güçlerini birleştirmeyenler kaybetmeye mahkum olacaklardır. Bak dikkat et. Bunu rakiplerin konuşturuyor baba. Dün Katmanoğlu burada golf oynadı da. Yani paylaşamayanlar paylaşılacaklar. Heh. Kesin Katmanoğlu. Tamam. Bunu dikkate alacağım. Kedim söyledi dersin. Onun söylediklerini söylemeleri için kaç tane adama boşuna para ödüyorum biliyor musun? Güney'e dikkat etmeli. Geliyor. Aferin. Hadi. Bitsin artık şu okul ha? Ha, Banu gelmiş. Ha, arıyor. Canım. Alo babacığım, bitiyor mu? Daha var. İyi, o zaman ben İstinye'ye alışverişe gidiyorum. Sonra buraya dönerim, akşamı konuşuruz, olur mu? Tamam canım. Ha, Barış'a da söyle, bir yere kaybolmasın. O bir yere kaybolamaz. Venüs de burada düğün işlerini konuşmak için bekliyor zaten. Az önce içeride gördüm, organizatörle bekliyordu. Tamam. Tamam, görüşürüz o zaman, bay bay. Hadi bay bay. Bir yere kaybolmayın diyor. Doğum günü organizasyonu. Hemen çıkacağım. Kalsın araba burada. Peki Banu Hanım. Kolay gelsin. Sağ ol, ne haber? Senin canını okuyacağım. Ne oldu? Babama bu yıl seçtiğin derslerin hepsini söylemişsin. Şimdi bana onu da al, bunu da al diye baskı yapıyor. Ya ne yapayım, sordu söyledim ben de. Ya başına iş aldım biliyorsun. Sen çalıştıracaksın. İyi, kaçan böyle olsun. Akşam geliyorsun değil mi? Banu ben gelemiyorum. Ya? Arayacaktım ben de seni. Kıvırma. Okuldan herkes geliyor. Biliyorum ama inan ki gelemem. Şey, kardeşim geldi. Aa, senin kardeşin mi var? Ha, var. Şey, 2 yaş küçüğüm. Yurt dışından geldi de. Onu karşılamaya gittik falan. Ailecek beraber olacağız. Onu da getir. Ya önce annelerin babaların gönlünü yapın. Ondan sonra gelin. Biz sabaha kadar oradayız. Bakarız. Hiç anlamam. Doğum günüm geleceksin. Lütfen Güney. Tamam, yorgun olmazsa geliriz. Tamam? Tamam. Peki.
Neredesin canım? Yemek yiyeceğiz dedin, yoksun ortada. Alışverişe daldım babacığım. Hepinizin bana vereceği hediyeleri aldım tek tek. Canım. Güney. Daha sağ ol. Kaçta oluyorsun? Bir saat sonra. İyi, benim yarım saat sonra.